Evet, konumuz suizan. Suizan ne demek, bilen var mı? Var abi. Kötü bakış. Kötü bakış. Doğru. Sadakti. Kötü zan. Yani maalesef hepimizin bir hastalığı. Bu dersi ne zaman yapmıştık biliyor musun en son? 2013 tarihinde yapmışız. Bak, 13-12-2013. 2013'ün 12. ayı. Şimdi neden bu dersi yapıyorum? Bu dersi yapmayacaktım. Kafamda başka bir ders vardı. Ama sosyal medyadan bizi takip edenlerden bazı, ondan sonra birisi diyelim, böyle çok ciddi bir suizan içinde olduğunu anlatıyor böyle. Yani öyle bir hatta geçmiş ki artık Allah'a bile ondan sonra suizan eder pozisyona gelmiş. Kafamda başka bir ders yapmak vardı. Meclis açılışında yapılan o konuşmadan birkaç bölüm alacaktım ama bizi buraya sevk etti. Sonra baktım. En son salı çarşamba günü okuma programındaydık. Öyle suizanla okurken, suizan acayip bir şey. Yani insanın öyle bütün kararlarını, hareketlerini, fizyolojisini bozan, değiştiren, yönlendiren bir şey olduğunu tespit ettim. Sert derslerdi değil mi abi? Sert derslerdi o zaman. Ne zaman? Sert geçmişti o derslerden. Evet, sert. Bir önceki ders sert geçmişti. Sonra kendimize sert yapmıştık o dersi. Evet. 2012'de hatırladın mı? Unutma insan ha. İşte ruhu yaralar acayiptir ha. Kabirden unutmayacaksın. Evet, şimdi suizan öyle bir şey ki düşünce yapısıyla böyle bütün hal hareketlerin, fiillerin, vaziyetlerin hepsi değişmeye başlıyor ve sen onun esiri olmaya başlıyorsun. Özellikle bu zamanda ehli iman olarak en büyük sıkıntımız zaten nedir? Maalesef İslamiyet'in ve dinin güzelliklerini, ibadetlerimizi hayatın içine taşıyamamak. En büyük sıkıntımız bu. Yani şuradayken güzel bir halet ruhu oldu işte. Kafada takke, ondan sonra işte bir nurculuk, bir hizmet hayatımız var. Ama dışarı çıkınca, tamam mı, böyle dini bir kenara bırakıyoruz. Böyle bir enteresan bir laik düzene geçiyoruz yani. Din ayrı, dünya ayrı hale geliyor. Ve özellikle üzerimize gözükmesi gereken en önemli şeylerden bir tanesi de güzel ahlak. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyurmuş ki, benim diyor insanlara gönderilme sebebim, hikmetim, binlerce hikmetinden bir hikmeti, güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim diyor. Demek ki İslamiyet'in en önemli esası nedir? Güzel ahlaktır. Ha, kalbi temiz ve güzel ahlaklı insanın ibadeti olursa makbuldür. İbadeti ve hizmeti olan insanın da kalbi temiz ve güzel ahlaklı olanı makbuldür. Birbirini ayıramazsın bu iki noktada. Ama güzel ahlak noktasında ehli İslam olarak, maalesef ehli iman olarak çok ciddi bir temsil sıkıntımız var. Yani yani birisi bize bakınca Müslümanlığı veyahut da bize bakınca İslam'ı kabul eder mi veyahut da arzu eder mi? Hani Yusuf İslam demiş ya, iyi ki Müslümanlar önce Kur'an'ı tanıdım. Yoksa Müslümanları tanısaydım ben Kur'an'ı tanımazdım, İslam'ı tanımazdım. Öyle değil mi? Maalesef hepimizin cüz'i küllü zaafları. Mesela yalan hayatımızın içine girmiş, iş demiş, biz darmadağın ediyor. O biçim yalanları konuşuyoruz yani. Pembesi, kırmızı, moru, yeşili, tamam mı? Ondan sonra sen söyle, haset dediğimiz şey almış başını gidiyor. İnsanlara karşı haset, niye onda var? Niye onda var? Niye bende yok diye böyle garip garip hissiyatlar. Ondan sonra bir tanesi de suizan, işte bunlardan bir tanesi. Ama suizan öyle bir şey ki beraberinde gıybet, beraberinde yeis, yani ümitsizliği netice veriyor. Yani zincirleme. Mesela suizana girdiğin zaman hemen arkasından gıybet gelir. Hemen arkasından kendi halinde yapıyorsan ümitsizlik başlar ortaya çıkmaya. Böyle hali böyle olunca gitgide bu iş sirayet ediyor. Aynı kanser hücresi gibi gitgide yayılmaya başlıyor. Yani bütün vücudunu ondan sonra hop de yutmaya başlayacak bir hastalık. Şimdi suizan da dedim ya, öyle bir şey var ki insandaki dima dediğimiz, yani insanı yöneten beyin sistemi, en basit manada açıkladım. Oradaki tasavvur ve tahayyül dediğimiz şeyleri harekete geçiriyor. Mesela bir örnek vereyim size. Şimdi ben telefon açıyorum Furkan'a. Telefon çalıyor. Furkan bakmıyor. Bakın iki noktaya bakacağım şimdi. Diyorum ki, adamı ne zaman arasam hep böyle. Hayatta bakmaz telefonuma. Tamam mı? Bir kere de bak kardeşim ya. Ya bir kere şu telefonu duy ya. Bu nasıl işti ya? Tamam mı? Dedim. Bak şimdi öfkem arttı, gayzım arttı, tamam mı? İkinci plan, bak bu suizanı. Bir de üçüncü zannet. Adam herhalde abdest alıyordur. Lavabodadır. Namazdadır. Müsait değildir. Görünce arayacaktır. Hangisi daha rahat oldu? Bak ikincisinde bir sıkıntı var mı? Şimdi tabii şimdi hayal yapıyorsunuz da hani böyle çok ciddi bir telefon açtığınızdaki hissiyatınızla bir bürünün. Ondan sonra o zaman ki
Telefon açıyor. Kardeşim hele bir dur da. Gerek dediğin doğruyuz hocam. He? Gerek dediğin doğruyuz. İyi işte bu da çok güzel. İlk dediğin doğru. Suizan ettin, tutturdun. Sevabı var mı? Yok. Yok. Günah var mı? Mesela helal olsun sana be. Maşallah tutturdun ya. Ta 12'den vurdun. Adam kansın senin telefonu bile kaçmıyor. Bir sevap yazıyorlar mı? Yok. Ama dedin ki hüsnü zannettin. Adam da senin telefonu açmıyor. Hüsnü zannettiğin için sevabın var mı? Var. Bu kadar. Yanılsan bir zarar. Yanılsan yanıldın. Zararı var mı sana? Yok bak sevap kazanıyorsun. Peki sinir öfke mekanizman çalışıyor mu? Bak çalışmıyor. Aynı şekilde şimdi dön eve. Şimdi aile hayatına sokalım. Evli olduğum için biraz oralardan örnek vereyim. Şimdi içeri girdin. Karnın aç. Yemek hazır değil. Bütün gün oturuyorsunuz kardeşim. Bu nedir ya? Eve geldik karnımda bir akşam yemeğimiz var. Tamam mı? Hadi yerinde falan dedim. Bağırıp çağırmaya başladın şimdi. Tamam mı? Bağırıyorsun. Ne oldu? Ondan sonra bu hanım, bu kadın bunun intikamını senden ağır alacak biliyorsun. Tamam mı? Tribal enfeksiyona girecek. Ondan sonra iki gün bir kere çöp gitti. Hem sonra tuttursan da sıkıntı. Bir de diyorsan hayırdır yemek hazır değil. Valla doğru söylüyorsan uğraşıyorsun çocuklukta. Olabilir. Olsun peynir ekmek gideceksin ne olacak? Dedi. Ne oldu? Kılıbık. Hocam orayı çok zor dedi. Tabii ben de zor derim canım. Gene Hakan abi derse maşallah daha önce benden dinlemiş gibi örnekler veriyor. Hani çok zor deriz ya. Şimdi hani okuyoruz, okuyoruz, okuyoruz. Ben bu dersi anlatmışım da üçte birini yaşasam hep başıma koyayım. Peki neden olmuyor? Ne yapacağız? Kardeşim, Karadeniz'in suyu dalgalıdır. Değil mi? Taşı da serttir. Ama böyle dağların içinde oyuklar açmış ki o su, yumuşak su. Nasıl olur peki bu? Vura vura böyle vuruyor. Vum, vum, vuruyor, vuruyor, vuruyor. Şimdi biz de okuyacağız, okuyacağız, dinleyeceğiz, dinleyeceğiz, tefekkür edeceğiz, olacağız. Bir kere olacağız. Ha ne zaman olacak? Ama olacaksın. Talebesin sen yani. Şimdi olmuyor kardeşim. Biz de biliyoruz olmayacağını her şeyin. Ha o kadar bozmuşuz kumaşı. Tutmuyor şimdi üzerinde sen ne yapacaksın? Olmuyor baskı yapamıyoruz. Ama bırakalım mı şimdi biz kumaşı? Bırakmayacaksın. Şimdi halde böyle olunca biz de yavaş yavaş bu işte uğraşa uğraşa konuşa konuşa en azından artık dilimizi tutmayı öğreneceğiz. Bu dersten sonra en az tutmamız lazım olduğunu anlayacağız. Tutarsan tutarsın, tutmasan kendi bileceğin iş. Ama ayette diyor Cenab-ı Hak bak ne buyurmuş. Ey insanlar, zandan çok sakının. Bak, zandan çok sakının. Zira zanların bir kısmı günahtır. Birbirinizin gizli şeylerinizi araştırmayın. Çok severiz biz bu şeyleri. Sanal medyada ondan sonra profil hesapları inceleme. Ondan sonra ne yapıyor, ne yaptılar karıştırıyor falan filan diye böyle. Bak bu da bu gruba girer yani. Ne diyor? Birbirinizin gizli iş şeylerinizi araştırmayın. Ve biriniz diğerinizi arkasından çekiştirmesin. Biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten yemeği sever mi? İşte bundan iğrendiniz. O halde Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah tövbeyi çok kabul eden ve çok esirgeyendir. Bakın zannın birçoğundan kaçının diyor. He demek ki zannın birçoğundan kaçının derken aslında bazı zanlar varmış ki bize lazım. Peki zanlı, Cenab-ı Hak bu zanlı bize niye verdi? Cenab-ı Hakk'ın bu zanlı vermesinin sebebi bize hayatı korumak. Şimdi bazen zanlar yanlış olmuyor mu insan? Mesela diyorsun ki lan buradan gidersem tehlikeli bir durum olabilir yani. Bu ne de bir histir, bir zandır yani. Bu zandan sıkıntı olmaz. Ama senin yapmış olduğun zan, kişi hakkında yapmış olduğun zanların hepsi senin hakkında aleyhine delil olarak kullanılacak. Sen bir kişi hakkında zan ettiğin anda ne olacak? Hemen bakalım. Bak şimdi diyor ki, suizan ve suitevilde bu dünyada muaccel bir ceza var. Suizan etmekte. İnsanlar hakkında böyle yapmış olduğu harekatı, fiili yanlış değerlendirmekte veya da yanlış yorumlamakta bu dünyada diyor muaccel bir ceza var. Yani ne demek muaccel? Peşin. Muaccel ertelenmiş, sonraya bırakılmış. Muaccel peşin. He demek ki biz daha bu dünyada suizanlığımızın faturasını ödeyecekmişiz. Nasıl olacak peki bu? Men dakka dukka kaidesince. Yani yapan bulur. Suizan eden suizanla maruz olur. Sen suizan ettiğin anda bir gün gelecek Kaan da, ben şimdi Hakan abi suizan ediyorum. Tamam mı? Hakan abi böyle oturuyor tamam mı? Böyle pantolonlara bak, teylere bak tamam mı? Gevşek adam bu adam, nasıl Müslüman falan diyeceğim. Misal, örnek veriyorum. Aynen gelecek. Şimdi bu merengi fırlattım buradan. Dönmeye başladı. Dönüyor hop buradan tak bana geldi. Kaan diyor ki, Hasan abi amma gevşek adam ya. Bundan Müslüman mı oldu? Tamam, onu söylüyorsun lan bunu falan.
Sen ona nasıl derdin? Kader. Ne oldu? Daha bu dünyada, bu dünyada muaccel cezasını Kaan vasıtasıyla ben ne yaptım? Çekmiş oldum. Bununla beraber mümin kardeşinin harekatını suyu tevil edenlerin harekatı yakın bir zamanda suyu tevile uğrar, cezasını çeker. Mümkün olduğu kadar insanlar hakkında hüsnü zan etmemiz lazım. Yani ya bir adamla bir şey yapacaksan, adam oldu gelmedi veyahut da sen söyle söz verdi gelmedi, o kişi hakkında iyi düşün. De ki ya iş çıkmıştır, ciddi bir iş çıkmıştır, o olmuştur, bu olmuştur. Bak bunu yaptığın anda gayzın artmaz. Bir, kardeşlerini korumuş olursun. İki, muhabbetin devam eder. Üç, eğer bunu yapmazsa, tam tersini yaptığın anda, tamam, bu sefer öfken artmaya başlıyor. Sen söyle kardeşliğin, uhuvvetin bozulmaya başlıyor. Ve sen ona karşı farkında olmadan bilenmeye başlıyorsun. Bakın farkında olmadan bilenmeye başlıyorsun. Bekliyorsun. Sonra bir yıl, iki yıl, üç yıl sonra, evet, en kısa zamanda adam sana yanlış bir hareket yaptığında tak yakaladım, hop yapıştırıyorsun. Lafı gedine koymaya çalışıyorsun tabiri caizse. Ondan sonra işte kapak. Bu zamanın ondan sonra tabiriyle kapak yapmaya çalışıyorsun. Ne oldu? Farkında olmadan his dünyada birikinti olmaya başladı. Halbuki araştırmana gerek var mı? Ha abi adam söz veriyor gelmiyor. Kardeşim bırak. O onun hesabı. Allah onun hesabını sana sormayacak. Sen kendi hesabına bak. Üçlü zannet. Eyvallah çek. Sus. Bırak. Ha sonra zaten ona gelecek birisi. Sen merak etme. Münafıklık alameti üzerine taşıyan bir insanın ondan sonra bu dünyada daha faturası çok ağır olur. Söz vermek ve yerine getirmemek münafıklık alametidir. Ben bu saatte buraya geleceğim dediğin anda bir Müslüman o saatte oraya gelmesi lazım. Gelemese dahi mutlaka arayıp haber vermesi lazım. Ciddi Müslüman işi budur. Ama bunu yapmadıktan sonra ondan sonra yapmıyorsa zaman gelir. Sen üç uzanla ne? Zaman gelir. Aynısını Cenab-ı Hak tak ona da aynen boy endamında bir ayna tutar. Kendisini karşısında görür. Bu sefer de anlamayacağı için nereden geldiğini. Bu sefer ne olacak? Öfke, sinir, sen söyle asabiyet, kavga ve kadere hatta sövmeye kadar gidecek. Allah muhafaza. Mümin kardeşinin harekatını suyu tevil edenlerin harekatı yakın bir zamanda tevile uğrar, cezasını çeker. Şimdi suyu zan nedir? Bak şimdi. İnsan hüsnü zanla memurdur. Biz neymişiz? Memurmuşuz. Neye memuruz? Hüsnü zan etmeye memuruz. Hüsnü zan etmemiz lazım. Memuriyetindesin sen yani. Peki memuriyetten azledilebilir mi insan? Evet azledilir. Vazifesini yerine getiren memur ne olur? Vazifesinden azledilir. İhtar, ihtar, ihtar. Üçüncüsünde azledilirsin artık. İnsan herkesi kendisinden üstün bilmelidir. Ne kadar zor bir şey. Kendinden üstün bileceksin herkesi. İman noktasında, ibadet noktasında. Şimdi Şenol abi benden daha mübarek. Hakan abi benden daha mübarek. Bunun lafla değil ha. Abi sen benden üstünsün, dur. Değilsin ama işte çaktırma yani. Hani böyle bir şey yap, tevazu yapalım falan. Değil. Sen benden daha üstünsün. Ya nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun adamın benden daha üstün olmadığını ki? Peki ben Hakan abi kendinden üstün bilsem bana bir zarar var mı? Hiçbir Allah dostu gördünüz mü kitaplarında böyle işte biz yani Allah'ın izniyle burada kitap yazdık, eser yazdık. Yani yıllarımız hizmette geçti. Yani kardeşler, gençler akıllı olun tamam diyen duydunuz mu? Bulamazsınız yani. İslamiyet'in kemalat, hakikatine vasıl olmuş kamil insanlar hepsi tevazu içinde olurlar. Eğilirler böyle tamam mı? Ama sen söyle YouTube ondan sonra ilim noktasında böyle enaneti işleyen insanlar da böyle okudukça böyle kabarırlar. Bakarsın öyle mangaldaki var. Yıllarımızı verdik sen ne oluyor öyle yorum yapıyorsun tamam mı? Kaç sene oldu sen buraya gelelim falan değildi. Ama bak şimdi bu zamanın ilim talebesi. Ama hakikatteki talebeler kimlerdir? Ondan sonra okudukça başak gibi tabiri caizse eğilen insanlardır. Ve bu insanlar her zaman kendilerini herkesten aşağı görmüşlerdir. Laf değil ama bu. Ben beni beğenmem, beni beğenenleri de beğenmem. Ben beni beğenmem, beni beğenenleri de beğenmem. Sözünü söylemek her baba yiğidin harcı değildir. İşte bunu yaşadığın anda bu sözü söyleyebilirsin. Ve bununla beraber kendisinde bulunan suyu alakı suizan zaykasıyla başkalara teşmil etmesin. He, demek ki suizan neymiş? Kendimde var olan bir pis alakı, pis özelliği ben başkasına bulaştırmak için uğraşıyorum. Mevzu bu yani.
İki tane ama kör oturmuşlar, kahvaltı yiyorlar, tamam mı? Zeytin yiyorlar, işte çay, zeytin. Demiş ki bir tanesi, bir tane kör. Demiş ki iki tane zeytinleri ikişer ikişer yeme demiş. Şimdi arkadaş şaşırmış, tamam mı? Ya demiş sen nereden biliyorsun benim iki iki yediğimi, tamam, nereden görüyorsun demiş. Çünkü ben de demiş iki iki yiyorum. Kendisinde bulunan suyu alakı başkasına teşmil etmektir. Dolayısıyla her suyu zanın altında kendi iç dünyamızdaki maalesef pislikleri başkasına savunmak için, bulaştırmak için uğraşıyoruz. Adam bir şey söylüyor. Mesela şimdi şaka yapıyorum ben. Şenol abi yaslanarak dersi dinleme. Hep öyle dinliyorsun. Yani sende var. Yorgunsun ama falan yapıyorum şimdi. Bu şaka diyelim. Şenol abi diyor ki şuraya bak adam ya. Her zaman milletin içinde böyle söyleyip duruyor, tamam mı? Adam madem benimle sıkıntısı var ya. Sanki ona batıyor benim herhalde. Rahattım falan. Bak şimdi. Aleminde büyütüyor. Bir iki şey daha söyledikten sonra artık Şenol abinin aleminde Hasan habire benimle uğraşan, benimle ondan sonra böyle laf çakmak için uğraşan bir adam konumuna giriyorum. Halbuki benim alemimde öyle bir şey var mı? Yok. Ama kendi his dünyasındaki bakış açısıyla ne oldu? Onu bana bulaştırdı. Ve bu sefer beni de o hale soktu. Özellikle gelin kaynana kavgalarında, gelin kaynana atışmalı bu çok olur. Mesela adam diyor ki, niye böyle? Bana böyle böyle diyor, hep böyle diyor. Ne işin dedi sence bunu? Bunun için söyledi. Bunun için söylüyor. Ya öyle dememişti. Yok yok, ben biliyorum öyle söylemiştir. Ya nereden biliyorsun? Bakın meşhur bir hadis-i şerif var. Okuyayım size. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki bak. Usama bin Zeyd'den. Efendimiz diyor bizi kabilelere göndermişti. Tebliğ için. Bazı kabileler bizim geldiğimizi duyunca bazısı kaçmaya başladı. Ve biz gruptan birini yakaladık. Ve onu yakalayınca o la ilahe illallah dedi. Fakat biz kendisini öldürdük. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki bak, kıyamet gününde o adamın söylediği bu tevhid kelimesinin kıymet ve büyüklüğünden dolayı sana kim yardımcı olacak? Efendimiz azarlıyor yani ashabını. Bak, Usame Hazretleri diyor ki bak, ey Allah'ın Resulü, o adam bunu ölümden korktuğu için söyledi. Ölümden korktuğu için söyledi, o Müslüman olmadı. Biz onu yakalayınca bunu söyledi. Bak, Efendimiz ne buyuruyor? Kalbini yarıp baktın mı ki? Kalbini yarıp baktın mı? Hükmü verdiği için kızım. Hükmü. Sen nereden biliyorsun yani? Kalbini yarıp baktın mı ki? Başka bir sebepten dolayı söylemiş olduğunu bilesin. Bak bu cümle bizim hayatımızda çok temel teşkil edecek bir cümle. Gelin kaynana, karı koca kavgaları, cemaat içindeki kardeşler arasındaki münasebetleri noktasında, tamam mı? Abi bana böyle dedi. Bunun için söyledi. Nereden biliyorsun? Kesin bilgi var mı? Elinde bir veri mi var? Yani açtın kalbini, derinliklere indin, evet manayı buldun, işte bak bu mana yüzünden söylemişti, gördün mü? Haklı çıktım. Yok. Neye binaen bunu söylüyorsun? Zannına binaen. Zannın kaynağı neydi? Kendi suyu alakın. Gelin için söylüyorum, kendi pis alakını kaynana sıvaştırıyorsun. Kaynana için söylüyorum, kendi kötü alakını gelinle bulaştırıyor. Koca karısına, karı kocasına, sonra evde huzur yok, fesat çıkıyor, cemaat içinde kardeşler, tamam bana böyle dedi, böyle dedi, ne derken de alemi kirli, o yüzden böyle söylüyor. Eğer bakmış olduğun pencere çamurluysa, kirliyse, milletin çiçekleri, alemin çiçekleri sana çamurlu gözüküyor. İki evli adam, evli karı koca var diyelim, iki evli adam deyince böyle. Yanlış. Ayrı olur hocam. Olur, ayrı ayrı olur. Karı koca evlenmişler, oturuyorlar, kahvaltı yiyorlar. Kadın da böyle tabii evliliğin yeni vermiş olduğu heyecan aşkı, güzel bir kahvaltı sofrası hazırlanmış. Ama karşı komşudan ondan sonra bir tane kadın çamaşırlarını asıyor. Şimdi bir yandan birisini suçlarken ikinci parmakla aslında kendini gösteriyorsun bir nokta. Böyle bir psikolojide böyle bir nokta vardır insanda. Şimdi kadın çamaşırları asıyor. Kadının kendisini övecek ya, kocasına diyor ki şuraya bak diyor ya, yukarı çamaşırlara bak diyor. Leş gibi çamurlu şey, sen söyle. Noktalar var diyor, lekeler var diyor. Böyle çamaşır mı yıkanır diyor, tamam mı? Tabii koca ehli kalp birisi demek ki, mübarek. Bir şey demiyor. İkinci gün gene aynı şekilde. Şu bak gene çamaşır atmış, görüyor musun? Bak çamaşırlara bak. Bak seninkilere ben beyaz. Bak bunlara bak, görüyor musun? Green, camın içine. Camdan bakıyor. Kocası diyor ki bana bir şey anlatsak anlamaz. Kadınla da uğraşamayacağını anlamış ehli kalp olduğu için de. Tamam mı? Gitmiş sabah camı bir silmiş. Parlatmış. Oturmuş da kahvaltı. Kadın gene çamaşır asıyor. Bu sefer bakmış kadın. İlk defa demiş, tamam mı? Çamaşırları düzgün yıkamış ya. İlk defa yani. Hele şükür ya.
Bak şimdi. Neden böyleydi? Senin camın kirli. Senin camın alemin kirliyse güzel abicim, güzel kardeşim benim. Nereye baksan çamur görürsün. Şimdi adam öfkeli, sinirli kalkmış, tamam mı? Herkes diyor bana ters bakıyor diyor ya. Herkes bana ters bakıyor. Ötekisi çok güzel kalkmış böyle. Ne güzel abi, her tarafı yemiş, çok güzeldi, hayat çok tatlı. Şimdi ikisi aynı yere bakıyor. Aynı yere bakıyorlar ama alemleri farklı. Cenab-ı Hak bir alem içinde şu anda 7,5 milyar alem yaratmış. Herkesin alemi farklıdır. Bugün bizim kalktığımız alem mi? Selim abinin, Hakan abinin, Coşkun abinin alemi farklıydı kalktığımızda. Halen farklı, halen farklılaşacak. Peki bu alemlerini biz nasıl düzelteceğiz? Bak şimdi süper bir formül. Bakın İslamiyet'in bakış açısı bu. Alışılagelmiş din anlatmıyoruz biz. Hadis, ayet, cehennem, yanacaksın falan. Abicim biz cehennemi daha bu dünyada yaşıyoruz, bu dünyada. Dün bana mesaj çeken kardeşimiz Müslüman. Tamam mı? Her şey üstüme geliyor. Ben çok ciddi sıkıntı, psikolojik bunalıma girdim abi diyor. Ne yapacağım diyor. Bunu söyleyen Müslüman insan ya. Ailem böyle, o böyle, bu böyle, işte bu böyle diyor. Anlatıyor. Ya yazıyorum cevap bitmiyor, tamam mı şimdi? Bitmiyor çünkü neden? Ya öyle bir hapishaneye girmiş ki. İşin kötüsü hapishanenin anahtarı kendi cebinde. Alma imkanı yok yani. Af çıkartamıyorsun. İçeri girmiş, kapıyı da kilitlemiş, koymuş cebine anahtarı, bağırıyor. Hapisteyim, hapisteyim, kurtarın beni. Ya hadi anahtarı versene. Yok anahtar bende. Ben beni buraya soktular. Ya kimse sokmadı seni. Neden girdin biliyor musun? Bak şimdi. Güzel gören, güzel düşünür. Güzel düşünen, hayatından lezzet alır. Güzel gören, güzel düşünür. Her şeyin güzeline bak. Allah bakabilmeyi nasip etsin. Çok zor. Yani ben pek ceremediğim bir şeydir ama Rabbim nasip etsin. Bir güzele bak ya. Eve girdiğin anda eksik olan şeyler varsa tam olanlara bak. Yapılmayan şeyler varsa yapılanlara bak. Bardağın boş tarafına değil dolu tarafına bak. Eğer boşluk görmek istiyorsak boşluk göreceğimiz tek yer bizim kendi nefsimiz. Orada incele, orada irdele. Niye böyle yaptın? Niye bunu söyledin? Neden böyle coşkulu anlattın? Neden bu defterleri doldurdun? Amacın ne? Tamam bak, kendi hissiyatlarımızı, fiiliyatlarımızı inceden inceye araştırmakla mükellefiz. Ama başkasının değil. Biz bunu başkasına çok iyi yapıyoruz. Araştırıyorsun. Ne yapmış? Neredeydin? Neredeydin kardeşim? Abi gelemedim. Niye gelemedin? Neredeydin? Neye takıldın? Ya adam gelemedim dedi. Kes. Araştırma. Niye soruyorsun? Geldiği günlere bak. Normal her cuma geliyorsun kardeş sen. Bir hikmeti vardır gelmemiş sende. Ama bak şimdi buradan da ondan sonra bir parantez açmam lazım. Suizana sebebiyet veren hallerden de kaçmak lazım. Değil mi? Bak şimdi. Kim kendi kendini töhmet altında kalacak bir konuda sokarsa, bir konuya sokarsa diyor Hazreti Ömer, kendisine suizanda bulunanları kınamaya hakkı yoktur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eşiyle beraber ashabının yanından geçerken dönüp eşinin peçesini kaldırıp bakın bu benim eşimdir diyor. Bakın ashabı gelmedi diyor ya estağfurullah ya Resulullah, hani senin hakkı, sizin hakkında böyle şey düşünebilir miyim ben? Düşünebilir miyiz yani? Sizin diyor şeytan damarlarınızdaki kan gibi dolaşır içinizde. Tamam mı? Kimseyi suizan hakkında bırakma kardeşim. Bir iş yapıyorsan mesela bu işin açıklamasını yap. Bakın ben bu işi yapıyorum. Mesela bir haneye girip çıkıyorsun. Sen Allah için giriyorsun. Adam dışarı görüyor. Sana acaya bak ya. Böyle girip çıkıyor ya. Valla üç günden beri burada ya. Hep aynı saatte giriyor. Şimdi adam dışarıdan bak sen. Yani bu aslında insan olarak da suizan çok müsait insanlarız biz. Çekiyor kafayı demek ki. Tamam mı? Bak cumaları gitmiyor. Dersler çünkü, tamam mı? Şimdi bak. Ama desen ki ya arkadaşlar. Ben orada bir tane sarhoş var. Uğraşıyorum. Giriyorum. Anlatmaya çalışıyorum. Adamı çekmeye çalışıyorum. Yani görürseniz bilin ki bundandır. Dediğin anda iş bitti. Deliği kapatıyorsun. Bakın bu peygamberi bir düsturdur yani. Ama sen halkları karıştır. Ondan sonra abi sen suizan ediyorsun. Suizan etme, ettirme. Niye gıdıklıyorsun? Öyle değil mi? Niye gıdıklıyorsun yani? Şimdi geldik en dehşetli suizanla. Allah hakkında suizan edemiyor mu? Eder miyiz? Suizan dediğimiz şey kötü düşünme. Kötü. Tamam neden şimdi ne dedin sen? İmtihan neden sana veriyor? İmtihan değil mi? Şikayet ediyorsun. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyoruz değil mi? Allah Rahmandır ve Rahim'dir diyorsun. Hakim'dir diyorsun. Abes iş yapmaz.
Değil mi Halil? Abi hiç yapmaz değil mi Allah? Barla yolunda ondan sonra böyle değişik bir kafa oldu da Halil'in. Cenab-ı Hak hakimdir, abes iş yapmaz değil mi? Kötü yapmaz. Çirkin yapmaz. O hep çirkin geliyor benim başıma. Öyle değil mi? Şimdi bu nedir? Suizandır. Allah'ın rahmeti hakkında suizanda bulunup olayı rahmet yönüyle değil, şer ve kötü ve çirkin olarak addetmek ve o şekilde anlamak ve o şekilde ondan sonra tasavvur etmek Allah hakkında suizan değil midir? Kaderi tenkit değil midir? İftira da var. He? İftira da var. Men amene bil kaderi emine miner keder. Kadere iman eden kederden emin olur. Kederden emin olmuyor bro. Bağırıyorsan. Kaderde imanda sıkıntı yok mudur? Vardır. İşte Allah hakkındaki en büyük suizan budur. Bakın ayette diyor Cenab-ı Hak ne diyor? Allah'a karşı diyor cahiliyet zanlı gibi hakka aykırı bir zan besliyorlar. Demek ki Allah'a bile suizan ediliyormuş. O yüzden bazen bize suizan ettiklerinde kızmayın. Ya Allah'a suizan ediliyor ya. Ben kimim ya? Öyle değil mi? Allah hakkında suizan edilmiş. Bana hayli hayli edilir yani. Son derece bütün yapmış olduğu icraatlarla, yaratmış olduğu sanatlardaki kemalatını gösteren, güzelliğini gösteren, bunu bana 114 yerde Rahman-ı Rahim olarak kendini tanıtan ve yaratmış olduğu her şeyde bunu bana icraatıyla tarif eden zata karşı suizanda bulunan bir insan... Benim gibi ondan sonra kusur, aciz, nakıs insan hakkında suizanda bulunması çok normaldir. Hayat bir rüyadır bakın. Rüyaları nasıl yormak lazım? Hayra yormak lazım. Değil mi? Rüya herkese anlatılmaz. Rüya gördün, kötü rüya da olsa onu hayra yor. Hayra yorarsan hayır olur inşallah. Hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Şimdi en büyük rüya hayattır. Hayatta başımıza gelen her hadiseyi, her olayı... Her şeyi hayra yorduğumuz anda ene inne zanni abdi bi kulum beni nasıl tanırsa onunla öyle muamele ederim sırrınca ben o zahirde şer gözüken bütün işlerin arkasındaki hayırlara mazhar olacağım ve bundaki hikmeti anlamaya başlayacağım. O zaman böyle bir insanda Allah'a karşı şekva çıkar mı? Çıkmaz. Allah'a isyan çıkar mı? Çıkmaz. Fiiliyatı beğenmemek çıkar mı? Çıkmaz. Başına iş geldi. Mesela örnek vereyim. Şimdi bana mesaj çeken kardeş diyor ki abi diyor evdekilerin hepsi diyor tamam mı dinden uzak insanlar diyor. Bak gel diyor şimdi keşke evime gelebilsen diyor. Dört yere televizyon çalışıyor diyor. Sohbete gideceğim diyor annem bırakmıyor tamam mı? Hakkımı helal etmem diyor gitme diyor. Şimdi bak anlatıyor tamam mı? Şimdi çizmiş olduğu portre ne biliyor musun? Allah bu adama kıllık yapıyor yani. Bak, olay bu. Dedim ki güzel kardeşim Musa Aleyhisselam Firavun'un sarayında büyüdü. Öyle değil mi? Nerede büyüdü ya? Firavun'un sarayında büyüdü. Senin annen baban Firavun bile değil ya. Müslüman insanlar. Ya gevşek insanlar. Televizyon izliyor. Bizde de televizyon var. İnternetten bizi izliyor. He değil mi? Yani kendi önüne çıkan bak şimdi. Şimdi daha önce örnek vermiştim ya. Şimdi çıkıyor bak şimdi bunlar. Sohbete gelecek arkadaş. Veyahut da dindarlaşacak. Koşuyor şimdi. Çık. Annem babam. İşte bak önüme engel çıktı. Ne engeli kardeşim? Çık yukarı. Ne oldu? Yukarı çıktın. Ya şimdi bak abi işte nefsim var. Tamam kardeşim çık yukarı. Çıktın. Abi arkadaş çevrem çok bozuk. Atla kardeşim. Çıktın. Tamam mı? Ya abi işte alışkanlıklarımı terk edemiyorum. Kardeşim çık yukarı. Çıktın. Kaç basamak çıktın? 1, 2, 3, 4. Engel mi basamak mı? Basamak. He? Basamak. Engel dersen ne olacak? Engel olacak ya. Engel abi çıkamıyorum. Çıkamazsın. Yapamıyorum. Yapamayacaksın. Çünkü yapmak istemiyorsun. Allah hakkında suizan da ediyorsun sen. Yani Allah haşa seni yapmak için mi yarattı ya? Veyahut da seni dinden uzaklaştırmak için mi o aileyi yarattı? Hayır. Sendeki takva, sendeki ondan sonra ubudiyet aşkını alevlendirmek için önüne çıkarmış olduğu bazı engeller vardı. O engeller aslında engel değil hakikatta. Sendeki bazı kuvvetlerin ortaya çıkması lazım. Yani atmaca kuşunun serçeye musallat olması gibi senin önüne çıkan bazı zahirde engel gözükenlerin hepsi aslında seni davaya, İslam'a, Kur'an'a bağlamak için basamaklardı. Üzerine çıksaydın yükselecektin. Belki 100 rekat namaz kılsan o kadar çabuk yükselemezsin. Tık 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 yukarı kadar çıkacaktın. Her basamakta ondan sonra kuvvetin artacaktı. Davaya sahiplenecektin, İslamiyet'e sahiplenecektin. Namaza ciddileşecektin.
Ama sen bunu ne dedin? Hep üstüme geliyor, ters ters geliyor, her şey geliyor. Her şey üstüne geliyorsa ene inne zanni abdi bir kulum beni nasıl tanısa onunla öyle muamele ederim, al şimdi beter ol. Senin bakışında benim bakışıma göre şekillenen bir hayat var. Yani din zaten dediğimiz din hakikati arkadaşım öyle hani kıl beşi, yağışı, karıştırma işi değil ya. Din hayatın hayatı diyor üstad ya. Ya biz Müslüman olarak bu bakış açısını biz bulamazsak kimden ders alacağız biz ya? Şimdi kim sana bu bakış açısını verecek yani? Sen hayatı suyuzanla geçen bir evde karı olsun, koca olsun, kaynan olsun huzur olur mu? Olmaz. Ama önce insanın kendisini tanıması lazım. Din benim ne işime yarayacak? Ya ben bu dini nasıl kullanacağım yani? Beş vakit namazı kılarken camide kullanırsın. Sonra işte kurban keserken kullanırsın. Sonra cumada kullanırsın. Sonra diğer kısımlara bulaştırmıyorsun. Şimdi her yere sokma dini. Adam öyle yapmış. Her şeyi Allah'la anlatıyorsun diyor ya. Neyle anlatacaksın? Her şeyi dinle anlatıyorsun diyor. Neyle anlatacağım? Hadi anlatma da bunu. Bunu benden dinlemiyor, gidiyor psikologdan dinliyor, tamam mı? Ver de 400 lira parayı. Adam ne anlattı be? Ulan aynısını anlatıyoruz lan. Para almıyoruz o yüzden ha. Para almıyorum o yüzden ya. Para alsam aynı bakış açısını, aynen baksan bir söyleyeyim. İsim de vermek istemiyorum ama psikolog kitaplarını okudum yani. Adam Risale'den anlatmış olduğu hakikatleri açmış, 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 açmış. Fakirin yazmış o defter gibi. Adam kitap yazmış, satıyor. Yazacağım kitap ya, böyle olmaz bu iş, tamam mı? Adam yazmış, anlatıyor bak. Adam bunu dinliyor, 400 lira seans parası veriyor ya. Ne anlatıyor biliyor musun? Her şeyin güzeline bakacaksın bundan sonra. Bunu anlat. Allah Allah. Bunu yapacaksın diyor. Bir de hap veriyor. Tamam mı? Zombi gibi. Hiçbir şey adam görmüyor. Evlenim. Sonra iyileştim ben diyor ya. Evlere mesaj gönderdi ya. Ha evet, mesaj gönder. Tamam mı? Adam biz diyoruz ki dua et. Adam kabul etmiyor. Yoga yapıyor. Ulan bu kadar durdun. Ha bunu açsa iş bitecek yani. Şöyle yapmasa. Ha böyle yapmasa. Böyle yapsa tamam otur. Bağdaş otur. Tamam mı? Çemel otur. Ya aç şöyle neden işte. Ama şimdi çağdaşlık yogaya gerektiriyor böyle. Yapacak, duracak. Sonra her şeyin güzeline bakacak. Aynısını bakın, bu hakikatlerin aynısını, tamam mı? Buda anlatıyor. Buda'nın bazı sözleri var böyle. İslam'a çok yakın. Zaten geçmişte Allah'ın emanetinden peygamber geçmişti. Onun öğretisi devam ediyor bazı noktalarda. Tabii tarif edilen çok yerleri var. Şimdi adam ona bak ne kadar insancıl yaklaşımlar diyor bunda. Tamam mı? Kardeşim ne kadar insancıl yaklaşımlar dediğin şey İslamiyet'in esasında var zaten. Ama hiç bakmamış ki. Ya bakmamış ama ben de göstermemişim ama. Hakan abi kendime de kızıyorum şimdi. Adam bana bakıyor. Sigara bende. Öfkelim öfkelim yakıyorum, tamam mı? Küfür bende. Şey bende. Huzur İstanbul arabamda yazıyor. Arabamda yazıyor Huzur İstanbul'da. Bakıyor bana, tamam mı? Patlamak üzereyim. Abi ne anlatıyorsun sen ya? Huzur İstanbul diyorsun. O zaman sen kafir misin? Çok huzursuz görüyorum seni ya. Öyle değil mi? Yani arabaya yazmaya benzemiyor bu iş kardeşim ya. Araba yazmak değil, kalbe yaz. Huzur İstanbul'da. Huzuru bulamıyorsun ki. Bulamıyoruz yani. Niye? Ey suizan. Gıybet, gurur, bizde. Bir noktası daha var suizanın. 35 dakika oldu, devam ediyorum. Bir de insan kendisine suizanda bulunur. Bulunur mu? Nasıl bulunurlar Ali abi? Bulunur. Ne dersen doğru söylüyorsun abi. Anlattığına göre vardır hikmeti. İnsan kendine suizanda bulunur mu? Benden adam olmaz ki. Olur mu? Allah razı olsun ya. Çok doğru. Bakın. Adama soruyorsun hasta. Nasılsın? Abi berbatım. Bildiğin gibi değil abi. Ölüyorum abi. Hastalığın tamam mı? Sen söyle çarpı 10'la yaptı şimdi. Hadi ki şöyle dese. Abi elhamdülillah. İyiyim. Abi iyi değilim galiba ben. Kardeşim iyiyim derken illa kendi vaziyetini değerlendirme. Kötüye göre iyi değil misin? Başın ağrıyor. Adam kanser. İyi değil misin? Kanser adamın bütün 3-4 organı kesilmiş ama kanser. Her zaman şükredecek bir yer bulursun. Ama kendine kötüyüm dediğin anda, berbatım ben dediğin anda bak kendini hop blok ediyorsun. Bitti. Daha sana iyileştirecek doktor. Zordur. Ha iyileştirenlerin çoğu da zaten tamam mı? Sana belli başlı ilaçları verip psikolojik olarak doktora gidince hani böyle bozuk alet ustayı görünce tamir olurmuş ya. Bizim modem bozuldu. Lan yapamıyoruz. Çağırdık servisi. Geldi. Adam oturdu. Yemin ediyorum koltuğa. Oturdu. Modem çalışmaya başladı. Dedim abi dedim ya. Yani şansa bak. Dedim abi hani usta dedim. Gelince alet düzenilmiş ya. Seninki de o hesap oldu. Neyse bir arıza buldu ama hakikattir bu. Doktoru görünce psikolojikman bir kere kafadan bir eriyorsun.
Ben o yüzden beyaz gömlek giyiyorum. Söylediklerim tenzilesin diye. Şimdi adam doktoru görüyor, tak salıyor kendini. Neden? Halbuki zan blokajını kaldırıyor. İlaçlara takviye ederekten tak çareyi buluyor. İkinci nokta Enes abinin dediği gibi çok önemli burası. Ya benden bir cacık olmaz. Benden adam olmaz. Gitgide kötüleşiyorum, fenalaşıyorum. Bu lafları çok kullanıyoruz değil mi? Zaten bir kere şunu bilin. Hiçbir zaman, elhamdülillah artık biz olduk be. Yani yıllardan beri yapmış olduğum mücadele bitti. Şu anda artık kemalat-ı insaniyenin mertebesine ulaştım. Meyveleri yemeye başlayacağım diyeceğimiz vakit gelmeyecek. Tam tersi, ne kadar yükseldikçe o nispette kendini kötü göreceksin. Allah'ı tanımaya başlayan, Allah marifetullah ilminde terakki etmeye başlayan bir Müslüman, Allah'ı tanıdıkça kendisine bakar der ki, ya Rab kusur bende, noksan bende, tamam günahlar bende, hatalar bende. Bu bir, burası önemli. İkinci nokta, benden adam olmaz diyorsun ya, zaten seni adam yapacak olan sen değilsin. Allah. Peki o Allah ki ufacık çam çekirdeğinden koca çam ağacını çıkarmıyor mu? Karıncaya kendisinden 7 kat fazla yükü yükleyip kaldırıyor mu? Kaldırtıyor değil mi? Ondan sonra çorak topraktan karpuzu çıkartıyor mu? Çıkartıyor. Kuru asmadan sana sulu üzümü veriyor mu? İllaki benim gibi adamdan da bir adam çıkartır. Kendine suizan etme. Kendinde ekilmiş olan bir sürü istidatlar var, manevi istidatlar. Ha, onları sulayacaksın. İslamiyet suyuyla, geçen haftanı hatırlayın. Sonra ubudiyet toprağının altına gireceksin. Öyle gurur yapmayacaksın. Ben namaz kılmam, kalbim temiz falan filan, geç bunları bir kere. O ibadet toprağının altına gireceksin. İman ziyasını vuracaksın. Ve Kur'an'ın hükümlerine boyun eğeceksin. Allah seni adam yapacak. Allah nasip etsin. He? He, salatalıktan vişne suyu çıkmaz. Sen her zaman kendini salatalık olarak gör. Senden vişne suyunu Allah çıkarır, merak etme. Ama harbi olarak kendini salatalık olarak gör yani. Öyle laf değil ya, ben iyi bir insan değilim ama. Neyse şey yapmayayım şimdi. Ben. İyi bir insan değilim. Yani kendimi öyle görüyorum ben. Bak adam öyle diyor. Ben kendimi çok günahkar görüyorum. Görüyorum derken aslında öyle değilim ama öyle görüyorum yani böyle. Net değil. Az yapıyorum. He böyle şey değil. Kardeşim ben günahkarım. Ben hatalıyım, ben kusurluyum. Ben bir şey yapamam ama benim Halık'ım, benim Allah'ım bana yaptırır. Bunu de. Ben değişmem deme. Gene bak bir örnek daha vereyim. Çok kullanılan bir laf değil mi? Ben değişmem. Ben böyleyim Mehmet abi. Uyuma. Ben böyleyim. Ben öfkelendim mi daha kimseyi tanımam. Madem sen öfkelendiğinde kimseyi tanımazsın ve sen değişmezsen. Allah amenna Resulü'de okuyoruz ya, la yükellifullahu nefsen illa vis'aha sırrınca, teklifi mala yutak yoktur. Yani kaldıramayacağın yükü sana vermez demiyor mu Allah? Diyor değil mi? Her yaslamamızı dinliyorsun. Sadak da diyorsun, doğru söylüyorsun ya Rab. Peki Allah demiyor mu? Vel kâziminel gayze vel afine anin nas. Onlar diyor öfkelerini yutarlar. Onlar dedi? Müslümanlar. Onlar ki diyor öfkelendikleri zaman öfkelerini yutarlar. He, demek ki öfke varmış, yutabiliyormuşu. Öyle değil mi? Peki ben yutamam, ben konuşurum kardeşim diyorsan, o zaman iki seçenek var. Ya haşa, Allah yalan konuşuyor veya sen yalan konuşuyorsun. Abi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zaten şey diyor, yani asıl pehlivan odur dedi yani öfkesini yenendir diyor değil mi? Sinirlendiğini yutarsın. Ama diyorsan ki ben yutmam, yutamam kardeşim, ben yapamıyorum, ben buyum, ben değişmem. Ya suizan ediyorsun sen kendine. Bazı şeylerde böyle çaba gösteriyorsun ama yani imanın kuvvetli olmadığı için falan böyle yapamıyorsun. Yani o konuda kendini düzeltemiyorsun. İmanında da şey var, sıkıntı var. İşte olmuyor. Kalkacaksın bir daha. O zaman düşeceksin. Diyorsun ki bu sefer iyiyse düşüyorsun. Şimdi i̇şte. Siz diye düşüyorsun. Heh. Benden biricik olmaza geliyorsun o aşamada. Yani şey kötü manada. Yani yapamam, yapamayacağım, olmayacak falan durumuna giriyorsun. Ya işte. O kadar denemene rağmen olmayınca. Olmayınca işte o arkadaş söyledi. Sen miydin yoksa o mesaj çeken bana geçti. Böyle çocukken tutuyor biliyor musun? O da öyle dedi. Tamam ya çok günahkarım diyor. Ne yapacağım diyor. Tövbe edecek yüzüm yok diyor. Tamam dedim başka bir kapı bul ben de geleceğim dedim. Yani başka bir kapı varsa gideceğimiz söyle ben de oraya geleyim ya. Ne yapacağım? Hadi intihar et. Kime gideceğim? Yer belli. Yani yer belli yok ki. Düşeceğiz kalkacağız, düşeceğiz kalkacağız, düşeceğiz kalkacağız. İnşallah
Düşe düşe ara düşmemeyi öğreneceksin. Yani bu dersler işte ben dedim ya su yüzeyinde ben kendi halimde oturtmuş değilim yani. Ama yaptığımız bir hata. Yani evlilik hayatımıza sirayet ediyor, cemaatindeki hayatımıza sirayet ediyor, toplum hayatına sirayet eden bir özelliği var, tamam mı? Ne yapıyorsun? Kendi kendimize zarar veriyoruz, cemaate zarar veriyoruz, topluma zarar veriyoruz, aile hayatımıza zarar veriyoruz. Şimdi dinledin. Kafanda belli bir şekilde oluştu. Bir dahakinde daha temkinli olacaksın. Bir dahakinde daha temkinli olacaksın. Yavaş yavaş bazı şeyler olacak. Yani düşmeden olmuyor. Yani bu asıl insan için düşmeden olmuyor. Yani düştüğün zaman ümitsizliğe düşme. Olacak de. Olacak dediğin anda inşallah Cenab-ı Hak sana onu yaptıracaktır. Ya bir şey yapmak istiyor musun? Bir şey olmak istiyor musun? İstiyor musun? Recep. İstiyorum. İste peki sana soruyorum. Allah sana bir şey vermek istemeseydi. Sana o isteme duygusunu verir miydi? Vermez. Madem beni adam Allah adam etmeyecek, adam yapmayacak. Bana hiç dua etmezdi. Hiç dua etmezdi bana. Ben de istemezdim. Hem olmaz. Bir şey istiyorsan, bir şey istetiyorsa Cenab-ı Hak bana, zaten içinde diyor ki vereceğim sana. Biz de suizan edeceğiz. Bazen ondan sonra hata edeceğiz, kusur edeceğiz. Yapa yapa, yapa yapa. İnşallah yapmamayı öğreneceğiz. Allah öğrenmeyi nasip etsin. Bu dünyada öğrenmeyi nasip etsin. Çünkü iş öğrenmeden gidersek papuç pahalı. İnşallah bundan sonraki bütün hayatımıza bu suizanlı hayatımızdan böyle söküp atmayı nasip etsin. Amin. Özellikle kendi hakkımızda suizanımızdan kurtulmayı nasip etsin. Amin. Allah'a karşı suizan etmekten bizi kurtarsın. Amin. Çok önemli bir günah. Ondan sonra inşallah Rabbim böyle Efendimizin ahlakıyla alaklanmayı nasip etsin. Allah razı olsun. El-Fatiha'ma salavat. Amin.